Ay vallahi erken bile gelmişiz, maşallahımız var. Olsun olsun, şimdi işimiz uzun, erken geldik de oyalanmayalım. E abi, ben malzemeleri çıkarayım hemen. Tamam, gel Zeyno şuraya. Gel, gel abicim. Hah, Veysel abi getir. Getir Veysel abi, tamam. Tamam. Zeyno sen abicim benim bıçak takımımı çıkar içinden. Veysel abi, sen de yiyecek sepetlerini getirirsin, sana zahmet. Tabii. Ay arabada da masaya konulacak objeler var, onları da ben alıp geleyim. Tamam, masa organizatörlüğü de sende. Tamam, hatta ben onları halledip gelip size yardım edeyim. Tamam. Tamam, hadi. Haydi bakalım. Abi bunu indirsene. İndireyim, dur. Sen geç şöyle, ben getiriyorum şimdi. Abi, abi Yeşim bir masa hazırlamış, bir sunum masası hazırlamış var ya, hayal bile edemezsin. Vallahi mı? Evet. Ya zevkli kadın ya benim ortağım, değil mi? Hem de nasıl abi, var ya masa o kadar zengin görünüyor ki gözlerimi alamadım. E zengin görünecek tabii Zeyno. Kim bilir kimler geliyor bu akşam, davetliler özel seçilmiş. Öyle değil mi? Tabii tabii yani. Allah yüzümüzü kara çıkartmasın, başka bir şey istemiyorum, biliyor musun? Amin, inşallah yolunuz açık olsun. Ya yolunuz değil, bak öyle konuşup benim sinirimi bozma lütfen Zeyno. Yolunuz değil, yolumuz, yolumuz. Tamam. Ne yapıyorsun abi? Yemeğe o çiçekleri koymayacaksın değil mi? Çiç. Bak yenilebilir çiçek bunlar Zeyno. Bak yemek için özel üretiliyor. Abi beyin ameliyatı yapıyor gibisin ha. Ama cerrahi titizlikle çalışmak lazım Zeyno. Bu gece çok önemli bizim için. Of, çok güzel görünüyor. Ay, ay ne oldu? Ne oldu? Bu ne? Ya, bu tablo gibi olmuş. Ay ben bunu yemeye kıyamam ki. Ya öyle söylesene Yeşim ya. Aklımı aldın vallahi. Birden. Var ya. Bu geceden sonra bizi kimse tutamaz. Bu gece bizim miladımız olacak. Bildiğim kadarıyla bir tek Tarık Bey tutuyordu. Ay o da tutamaz. Artık biz onu geçeli çok oldu, çok. Nasıl görünüyor bu? Ressam mısın be? Yemeklere resim yapan adam. Ümit Şef. Bayıldım, bayıldım. Seni hep yalnız görmeye alışmışız Altan. Böyle harikulade bir hanımefendiyle görünce şaşırdım. Bundan sonra İpek'le görmeye alışacaksınız. Vedat, sence de İpek Hanım Altan'a çok iyi gelmemiş mi? Gençleşmiş gibi gördüm ben. Ya. Çok incesiniz, teşekkürler. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Görüşürüz. Oltan. Oo Metin, merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. Seni İpek'le tanıştırayım. İpek Hanım, Metin Bey. Memnun oldum Metin Bey. Ben de İpek Hanım. Oltan, gelmedin mi benim açılışa? Ya sorma, yurt dışında bir toplantıma denk geldi, kusura bakma Metin. Bursa'daki açılışıma bekliyorum o zaman. Muhakkak gel bak. Beraber gelin hatta. Gider miyiz? Seve seve tabii. Görüşürüz. Sevgili konuklar, bu özel davetime katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Evet, beklediğiniz an geldi. Şimdi sizleri masaya davet ediyorum. Buyurun. Çok güzel şeyler duydum bu şirketle ilgili. Bakalım övdükleri kadar var mıymış? Vallahi masa şahane görünüyor. Bence memnun kalacağız. Umarım. Sevgili dostlarım, sizlere bugünkü özel tadım menümüzü hazırlayan ekibi takdim etmek istiyorum. Ümit Şef ve Yeşim Hanım. Yok abi. Çok teşekkürler. Tamam mı? Niye alış ediyorsun ki? Biz keyfimiz çıkalım mı? Beni gördüğümü sen de görüyor musun? Görmez olur muyum Yeşim ya? Bunlar bayağı sevgililer. Kavuk gibi karşımızda duruyorlar şu an. Ablam haklı. Konuklarım nefis yemeklerinizi tatmak için sabırsızlanıyor Yeşim Hanım. Sıfadan çıkmış.
Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Yemeklerimiz servis edilirken Ümit şefim de bilgilendirmesini yapacak. Buyurun şefim. Efendim, herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Servisinizin sağında Hint usulü havuç rayita var. Zannediyorum ki daha ilk lokmada farkı hissedeceksiniz. Ne var bunda? Kimyon mu? Bravo hanımefendi. Gerçekten çok keskin bir duyunuz var. Kimyon ama toz olarak kullanmıyoruz. Tohumunu kullanıyoruz. Sanki başka bir şey daha var. Hardal. Hardal değil mi? Kara hardal tohum. Diğerini de ben söyleyeyim. Kişniş. Tohumları nötral yağda patlatarak yoğurda ekliyoruz. Bayıldım. Yanındaki de çok güzel. Efendim. Tattığınız çok başlangıcımız güzel. Krosteni üzerinde konfi enginar. Hemen sağında ise yeşil tanrıça diye bilinen dip sos eşliğinde kaburga. Herkese afiyet olsun diliyorum. Ellerinize sağlık şefim. Eğitiminizi merak ettim. Eğitim? Güzde'nin mutfağında mezun olmuş. Susar mısın hayatım? Rezil etmez. Benim... şefimiz Norveç'te Oslo Üniversitesi'nde başlangıçlar üzerine yüksek lisans yaptı. Pardon. Pardon. Evet. Oslo Üniversitesi ama insanın memlekette gibisi yok. Afiyet olsun. Ne olmuş böyle? Olmuş sana bunlar. Olmuş. Bir de hiç yakışmıyorlar farkındaysan. Taze muz ve fındık püresi üzerine çikolata soslu kremalı tolina.